sorardı, sorgulardı. Şimdi ortada bu manada siyaset yok. Yani ülke... Şimdi ne var peki? O önerime geçti. Şimdi nerede nasıl pozisyon alacağız? Nereden nasıl bir şey yakalayacağız üzerine indirgenmiş, fikirden bütünüyle kopmuş, yani bir çıkar zemininde oturmuş, aslında tırnak içinde hoş olmayan bir siyaset var. Yani eskiden biliyorsunuz bir Adalet Parti, bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı, bir Sosyalistler vardı, Türkiye İşçi Partisi. Adalet Partisi de, CHP'lisi de, Türkiye İşçi Partisi de, Dev Gençlisi de bir fikre, ideolojiye inanırdı. Yani benim çoluğumun, çocuğunun işini şöyle nasıl ayarlarım, ben o yüzden şu partiye gideyimden daha çok esasen bir dünya görüşüne, bir hayata bakış açısına inanma vardı. Yani ideolojiler belirli. Daha felsefik yaklaşım. Nasıl? Felsefik yaklaşım. Ya tabii yani bir hayat tarzıydı siyaset. Dönüştürme işidir. Yani dünyayı değiştirme işidir. Bulunduğun toplumu değiştirme uğraşıdır. Yani o noktada insanlar çeşitli ideolojilere, fikirlere sahip olurlar. Türkiye'de siyaset bir dönem öyle gelişti ama özellikle 12 Eylül darbesi tam bir siyasetsizlik sürecini örgütlediği için bu tür konuşmalar, tartışmalar olmaktan çıktı. Bir tür kayıkçı dövüşüne haline geldi. O yüzden bizim pazar gibi bir yerde, Rize'de ülke nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor, pekala buradaki toplum nereye gidiyor? Bunlar üzerine biraz konuşup, birbirimizi dinleyip, bir takım sonuçlar çıkartıp toplumu değiştirme konusunda bir irade oluşturmamız gerekiyor. Yani siyaset böyle bir şeydir ve belirli bir bakış açısına sahip olmayı gerektirir. Yani şimdi biz de onu yapmaya çalışacağız. Sol Parti'nin yapmak istediği şeylerden bir tanesi başlıca bu. Yani hayata, sorunlara sosyalistçe bakma, soldan bakma ve çözümler üretme manasında bir sohbet toplantıları düzenlemek oluyor. Şimdi bugünün Türkiye'si, dünyaya çok girmeyelim. Bugünün Türkiye'sinde bir kriz var. Şimdi bu tespiti çok yapıyoruz. Bu krizin iki başlığı var esasen. Bir rejim krizi olarak ortaya çıkan bir kriz. Bir de düzen krizi olarak gelişen, derinleşen iki kriz. Bunlar birbirini sarmalıyor. Aslında bu iki krizi Türkiye birden yaşıyor. Rejim krizinden kastettiğimiz mevzu aslında başkanlık sistemiyle Türkiye'nin içine girdiği sistem. Yani yönetim tarzı. Yani biliyorsunuz eskiden parlamenter demokrasi vardı. Hoş, demokratik bir parlamenter sistem değildi, ayrı bir hikaye. Ama sonuçta bir parlamenter sistem vardı. Parlamento vardı. Bugünkü parlamentodan daha etkili, yetkiliydi. Yani her ne kadar onun da işlevi istediğimiz manada geniş olmamakla birlikte bugünkü parlamentonun üzerinde bir parlamentoydu. Bugün zaten parlamento yok yani ortada. Sadece bir aksesuar, bir vitrin olarak tek adamın yaptığı işleri aklamaya dönük veya meşrulaştırmaya dönük bir aksesuarın ötesinde değil. Şimdi rejim krizi dediğimiz işte bu başkanlık sisteminin yarattığı ve onunla beraber gelişen tek adam rejiminin Türkiye'ye biçtiği bir siyasal İslamcı rejimle ilintili bir kriz bu. Yani Türkiye başkanlık sistemi ve bu başkanlık sistemine dayalı olarak yukarıdan aşağı geliştirilen siyasal İslamcı bir rejim inşa etme süreci içerisinde yaşıyor ve bu Türkiye'de krize yol açıyor. Yani başkanlık sistemi bir yılı aştı, bir yılı geçti, her şey çok güzel olacak, Türkiye güllük gülistanlık olacak diye propaganda yapıldı. Bütün her sorunlarımız çözülecek, Türkiye'deki sorunları bir hamlede çözeceğiz dendi. Aslında Türkiye başkanlık sistemine geçtikten bu yana Türkiye'de kriz daha derinleşti. Yani sistem krizi daha derinleşti. Yani bir istikrarsızlık, bir istikrar yaratmadı. Tam tersine kurumları darma duman etti, yönetim anlayışını darma duman etti ve bir insanın dudağı üzerinde odaklanmış bir kriz sorun çözücü değil, sorunu derinleştirici oldu.
Bir bu boyutu var. Bir de o siyasal İslamcı rejimin yarattığı tahribat var. Her düzeyde yarattığı bir tahribat var. Dış politikada yarattığı tahribat var. İçeride yarattığı tahribat var. Bu tahribat konusunda da en önemli mesele bizim açımızdan laiklik meselesi. Yani laiklik meselesi şu an bu siyasal İslamcı rejimle baş etmemiz konusunda en önemli kavramamız gereken, en önemli ele almamız gereken başlık. Yani laiklik yeniden, laikliği kazanmak yeniden. Şimdi laikliği koruma ve kollama etrafında yürütülecek bir mücadele dönemi bitti, geride kaldı. Korunacak gerçek manada bir laiklik de bırakmadılar, onun içini boşalttılar. Ve Türkiye tam bir İslamcılaştırma sürecinin içerisine sokulmuş vaziyette. Doğal olarak bizim burada yapacağımız şey laiklik mücadelesini yeniden kavramak, ele almak, onun içini yeniden doldurmak ve siyasal İslamcı rejimle bu noktada mücadeleyi yükseltmemiz gerekiyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, HDP'nin de, muhalefette olan, yani muhalefet blokunda yer alan partilerin göz ardı ettikleri en önemli ve dillerine yansıtmadıkları, içeriklerine yansıtmadıkları en önemli gündemlerden biri laiklik. Laiklik kavramı ve laiklik mücadelesi bir tür unutulmuş ve unutturulmuş gözüküyor. Bu yani sol parti burada laiklik meselesini, laikliği kazanma meselesini siyasal İslamcı rejimle mücadele etme konusunda en temel halkalardan biri olarak görüyor ve ele alıyor ve bu mücadeleyi önemsiyor. Yani en önemli noktalardan biri bu. Şimdi burada mesele şu, 2023 biliyorsunuz Cumhuriyet'in 100. yılı, az bir zaman kaldı. Aslında bir hesaplaşmaya doğru gidiyor Türkiye. Yani bu AKP ve siyasal İslamcı rejim biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşunu bir tarihsel sapma olarak gördü, ele aldı ve değerlendirdi. Doğal olarak bu sapmadan Türkiye'yi kurtarıp Türkiye eski rotasına, yani bir tür Osmanlı'da kalan, nerede kalmışsak oraya doğru yönetme konusunda son derece açık, böyle hiç böyle takiye de yapmadan, başta takiye yapıyorlardı da Avrupa'yı kazanmak, işte liberalleri kazanmak filan açısından başta takiye yapıyorlardı ama artık öyle bir takiyeden vazgeçmiş vaziyette de bir tür 23 Cumhuriyeti'yle hesaplaşma, yani bir cumhuriyetle hesaplaşma. Şimdi 100. yıl çok önemli. Yani hesaplaşmanın ekseni şu, ya 100. yılda geçmiş cumhuriyetin yanlışları, eksikliklerini de gören bir yerden ve onları aşan bir yerden eşitlikçi, özgürlükçü bir demokratik cumhuriyet kuracağız ya da siyasal İslamcılık daha da kurumsallaşacak, daha da oturacak, saltanatı, hilafeti konuşacağımız ve bunlarla boğuşacağımız daha geri bir Türkiye ile yüz yüze kalacağız. O yüzden şu önümüzdeki 2023'e kadar yaşayacağımız dönem hepimiz açısından çok kritik bir dönem. Ya bu siyasal İslamcı rejimi, ki Abdullah Gül siyasal İslamcılık çöktü diyor. Gerçekten baktığında dünya çapında çöktü. Ama dünya çapında bunun önderliğine soyunan Erdoğan için bu iş hala daha bitmedi. Esasen Suriye'de verdiği kavga, Suriye'de yürütmeye çalıştığı savaş aslında buradan kaynaklanan da bir savaş. Yani bir siyasal İslamcılığın bitmediğini göstermek, ayakta durmak. Bu noktada siyasal İslamcı bölge güçlerine de bir tür kuvvet vermek manasına geliyor bu şey, bu savaşta, bu dış politikadaki bu açılımı, tırnak içinde savaşı aslında bu ideolojik zemine de dayanıyor. Bunu da görmek lazım. Ya biz emperyalist güçler destekliyorlar. Tabii. Evet, tabii. Zaten siyasal İslamcılık Türkiye'de emperyalizm eliyle yukarıdan aşağı geliştirilen Korkut Boratav'ın, hocamızın tabiriyle işte Türkiye toplumunun Müslümanlığına dışarıdan şiringa edilmiş bir ideoloji zaten. Yani Anadolu'nun içinden çıkmış, Anadolu Müslümanlığının ve İslam'ının içinden çıkmış bir ideoloji değil. Dışarıdan emperyalizm eliyle özellikle yükselen devrimci hareketleri ve sosyalist hareketi bastırmak için yukarıdan aşağı geliştirilmiş olan bir ideoloji olarak, dışarıdan bir ideoloji olarak toplumun içerisine nüfuz edilmiş. Selefecilik, Vahabicilik,
İşte bunlar yani bu ideoloji. Yani bu topraklara yabancı olan bir ideoloji olarak gelişti. Şimdi biz ya 2023 bu tarihsel hesaplaşmada ya bu siyasal İslamcılık olgusunu tarihin sayfalarına göndereceğiz. Tarihin çöplüğüne havale edeceğiz. Ve yeni bir cumhuriyet, yeni bir cumhuriyette de ikinci cumhuriyetçiler arasında söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Çünkü bugünkü hale gelmemizin nedenlerinden bir tanesi de o ikinci cumhuriyet felsefesinde dayanan liberal anlayıştan kaynaklanıyor. Çünkü onlar İslamcılığı bir tür cumhuriyetle demokratik hesaplaşma olarak gördüler. Ve orada çuvalladılar. Yetmez ama evet gibi çizgiyle bugünkü AKP'nin kurumsallaşmasına, bugünkü siyasal İslamcı rejimin oturmasına büyük bir zemin hazırladılar. Şimdi bizim solun, sosyalistlerin, devrimcilerin, Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin elbette ki cumhuriyet eleştirileri var. Nazım Hikmetlerin, Sabahattin Ali'lerin. Yani biz 23'te kurulan cumhuriyeti devrimci bir cumhuriyet olarak her zaman gördük. İleri bir kazanım olarak gördük. Ama o cumhuriyet kuruluş evresinin belirli aşamasından sonra anti-emperyalist özelliğini yitirdi. Laiklik özelliğini giderek yitirdi. İşte Kürt meselesinde daha özgürlükçü bir pozisyondayken bu özgürlükçülüğünü kaybetti. Emperyalizme bağımlılık ilişkileri gelişti. İşçi sınıfına korkunç baskılar uyguladı. Sol ve sosyalist hareketlere baskılar uyguladı. Ama biz geçmiş devrimci mücadele geleneğinden gelen hepimiz Mustafa Kemal ve arkadaşların önderliğinde kurulan cumhuriyeti her zaman ilerici bir kazanım olarak gördük. Onu tarihsel olarak hakkında